Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Muhittin Böceğin talimatıyla Atasem Kurs Merkezi steril maske üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ASAT Genel Müdürlüğü bünyesindeki su kalite kontrol laboratuvarında dezenfektan üretmeye de başladı. Üretilen maske ve dezenfektan Büyükşehir Belediyesi'nin sahada çalışan personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında tam bir seferberlik içerisinde çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atasem Moda Evi'nde günde 1000 adet steril maske dikimine başlandı. Belediye ayrıca kendi dezenfektanını da üreterek belediye hizmet birimlerindeki dezenfektasyon işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi kursları Uncalı Moda Evi'nde dikilmeye başlanan maskeler Büyükşehir Belediyesi personelinin ihtiyacını karşılamakta kullanılacak. Atasem Atölyesi'nde 5 uzman eğitim ve 3 kursiyer olmak üzere toplam 8 kişi günlük 1000 maske üretimi için kolları sıvadı. Atölye ve kumaşların hijyeni titizlikle sağlanırken kolonat tarzı kumaştan yapılan maske dikimi salgın süresince devam edecek. Maskeler ilçeler dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi personeline ulaştırılacak. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de su kalite kontrol laboratuvarlarında koronavirüs salgınının ardından en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan dezenfektan üretimine başladı. ASAT Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış olan konsantre, klordioksit, biyosidal ürün temin ederek laboratuvarlarda uygun şartlarda ihtiyaca göre farklı seyretme oranları uygulanarak araç, ofis ve kişisel kullanım amacıyla cilt ve yüzey dezenfektanları hazırlanıyor. ASAT tarafından hazırlanan dezenfektanlar 9 Mart 2020 tarihinden itibaren ASAT Genel Müdürlüğü'nün merkez ve 14 ilçe şube müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm hizmet binalarıyla çalışan personelin ofisine, abone hizmet birimlerine, veznelere, su üretim tesisleri ve pompa istasyonlarıyla 32 atık su arıtma tesisine gönderildi.